tatlı su akıntısı vardı. Yolda görememiştim ben bunu. Denize karşı hani tatlı su akıntısı vardı da. Şimdi kalabalık görünüyor da. Ben bir girdim dolaştım az önce. Şimdi burada işletmeler var. Bu işletmelerin de marketleri de var. Kahvaltılar var, yeme içmeler var, şezlonglar, şemsiyeler falan. Fiyatlarını sormadım da. Market fiyatı %30, %40 oranında fazla olduğunda fiyatlarını da aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Şimdi burası, şuradan göstereyim ben size. Ya güzel gölgelik yaşaya yapmışlar da. Birkaç tane market var. Otoparklarda işletmeleri. Yani dışarıda da fazla bir otopark alanı yok. Haberiniz olsun. İşte buralar işletmelere ait alanlar. Bak. Plajı kum. Deniz içerisi kalın kum. Öyle hemen derinleşen bir denizi yok. Yaklaşık 6-7 metre, 8 metre sonra derinleşiyor. Gördüğüm kadarıyla. Gölgelik herhangi bir alan yok. Şurada gördüğünüz ağaçlar falan da şurada arkasında ev var. Gölgesi de yok onun. Haberiniz olsun. Şu karşıda da yine bir plaj var. Orada çok bir işletme yok gibi. Bu yoğunluk orada yok bak. Burada bir de tur tekneleri falan geliyormuş. Bu tur tekneleri öğlen saatlerinde her 10 dakikada bir buraya yanaşıyorlarmış. Şu karşıda da bir ada var. Ada mı o? Ne o? Ada. Kafama da güneş geçti. Şeyden. Gölge bir alanda durmadım da. 5 dakika dursanız yetiyor zaten. Heh, çiftlik koyu, çiftlik koyu, çiftlik koyu da böyle bir yer. Şimdi müsaadenizle ben buradan ayrılıyorum. Burada durmak istemiyorum. Hani bir albenisi yok bana göre. Tur teknelerinin bağırtısından kafamız ağrıyormuş. Öyle söylediler. Buradan giderken giden bir araçtakileri konuştum ben. Bayağı bangır 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 bangır. Bayağı da kalabalık oluyormuş işin özü. Ondan dolayı ve beni çeken bir şey olmadığından dolayı gidiyorum ben buradan. Günaydın. Saatlerimiz 7 arkadaşlar. 7:05 geçiyor. Ve ben şelale. Evet. Ben yine bir şelale buldum. Ya bölgede çok az şelale var. İnanamazsınız. Ya bir tane, iki tane ya var ya yok. Ya suyu yok, bir şey var. Dün biliyorsunuz bu aşağıdaki çiftlik koyuna gitmiştik. Hani orada ben istediğim tadı alamadım. Hani beni oraya bağlayacak. Aa şu böyleymiş, hadi burada durayım diyeceğim. Bir alan bulamadım ve üstelik aşırı derecede sıcak bir ortam vardı orada. Hani rüzgar falan da almadı orası, anlamadım. Ondan dolayı hadi gidiyoruz dedim ya. Gittim ben. İşte buraya geldim. Geldiğim noktaysa bu bölgedeki dediğim gibi nadir şelalelerden bir tanesi olan Turgut Şelalesi. Evet. Bu bölgedeki nadir şelalelerden bir tanesi olan Turgut Şelalesi var. Bir iki tane daha var dediler ama suyunun olmadığı söyleniyor. İşte bir şey söyleniyor. Bundan dolayı da ben bu şelaleyi seçtim. Dün geldiğim zaman bir şöyle göz attım ben sadece. Bugün de tekrardan beraber gezeceğiz. Şimdi şelale nerede? Dur, ben böyle kamerayı çevirdim de. Şelale aslında o tarafta. O tarafa da göstereceğim size. Asıl gideceğimiz yer orası. Benim durduğum noktaysa şelalenin tam tersi istikametinde böyle bir hafif bozuk toprak bir yoldan girdim. Bu yolun devamında işletmeler var. Şurada da bir aile vardı. Dün geldiler, tanıştık. 7-8 tane küçük küçük böyle minik köpekleri var. Bu yol kapalı yol arkadaşlar. Hemen yolun bitimine doğru soldan aşağı indiğiniz zaman da orada nehir üzerine kurulmuş işletmeleri göreceksiniz. Bir tane işletme, iki tane işletme var. Evet. İki tane işletmeyi göreceksiniz. Hemen şuradan iniyorsunuz. Bak, şuradan iniyorsunuz. Direğin dibinden aşağıya doğru iniyorsunuz. 100 metre aşağıda. 100 metre de yok da. Neyse.
İşte kahvaltı, balık, şu bu ızgara, bu tarzda yeme içme alanı olan iki tane işletme var. Onları görüyorsunuz. Bu tarafa da bayağı, bu işletmelerde bayağı yoğun rağbet var aslında. Buraya gelenler, turla gelenler, şunla gelenler, tek bireysel gelenler, münferit yani. O işletmelere gidip yeme içme ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Burası da aslında eskiden işletmeymiş de kapanmış, kapatmışlar. Sahipleriyle görüştük. Dün tanıştım dedim ya onlar. Sağ olsunlar, bir ihtiyacın olursa da kapıyı çal dediler. Buradan suyunu doldurabilirsin dediler. İyi insanlar ama dediğim gibi bizim işimiz bu tarafla değil. Bizim işimiz karşı tarafla. Ben şimdi bir kahvemi içeyim. Biraz daha durayım, bekleyeyim. Bir 15-20 dakika, yarım saat sonra beraber tekrar yola çıkacağız. O şelaleyi bu saatte gezmemin bir neden daha var. Onu da anlatacağım şimdi size. Evet, ben tamamım arkadaşlar. Bak şimdi. Bu yol dar bir yol. Karavanımın bulunduğu noktadan da bir manevra şansım yok. Önce ben bir dikine geldim böyle. Oradan dönebilir miyim diye. Oradan dönemedim. Sonra gerisin geri gel. Tekrar geldim. Şu ileride manevramı yaptım. Geri geri karavanımı oraya park ettim. Güzel bir nokta. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası öyle kalabalık, öyle yoğun, öyle bir iğne atsan yere düşmez bir hal alıyor ki saat 12'den sonra özellikle. Az sonra damlamaya başlarlar. İnanın buralarda park edecek alan bulamıyorsun. Yolun üst kısmında bir kilometrelik zannedersem yok bile bozuk toprak bir yol var. O yolda da dahi ya böyle dip dibe park ediliyor. Şu gördüğünüz alanların tamamı araçlarla dolu oluyor. Hani 100 kadar araç dün olduğunu düşündüm. Özellikle saat 12'den sonra biri geliyor, biri gidiyor. Tur arabalarının biri geliyor, biri gidiyor. Şimdi burada da ücretli ve tertemiz bir tuvaletimiz var. Haberiniz olsun. 2 TL ücreti var. Gayet temiz. Bak. Şu alanları düşün. Şu yolun devamını düşün. Şöyle oradan geliyor. Boylu boyunca ama. Şimdi buradaki işletmenin olduğu otoparka bakalım. Burada da Turgut Şelalesi'ne hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, su aşağıda. Şimdi buradaki işletmenin de kendi otoparkı varmış burada. Buraya sadece tur otobüsleri ya da jipleri gelip çıkıyor. Burası da dolu. Sen düşün artık yoğunluğunu. İçeride işletmelerin kendi yeme içme alanları var. Yine suyun üzerinde, suya yakın masa sandalye atmışlar akan suyun üzerine. Çok böyle aşırı bir debisi olan şiddetli bir şey değil. Su akıntısı yok. Şimdi buranın neden cazip geldiğini şöyle söyleyeyim. Ağaçlık alan arkadaşlar. Bir de dün benim kaçtığım o sıcağı düşünün. Sıcaktan kaçan gelip burada biraz soluklanıyor. Sıcakların dinmesini bekliyor. Burada vaktini geçiriyor. Sonrasında da gideceği yerler nereyse. O bak, balıklara bak. Gel. Gel, balıklar göstereyim sana. Bu balıkları pişiriyorlar. Ana balık. Bir öbek var burada. Niye orada birikmişler anlamadım ama. Neyse. Hadi devam edelim. Bakın, suyun akıntısı da böyle işte. Bu. Yürüyebilmeniz için kolaylık sağlanmış. Bu şeyde de vardı ya, gizli kent şelalesi mi vardı? Gitmiştik ya, orada da öyle. Yürüyebilmeniz için. Bir... O ne? Bak, buradan da bir yol gidiyor. Dün ben bunu fark etmemişim.
Gideriz oraya da bakarız. Bir şey var mı yok mu? Burada da böyle yürüyüş alanları var. Çoluk çocuk gelebilirsin yani. Dün bebeğine gelenler vardı. Hiçbir sıkıntı yok. Çok fazla yürümüyorsun zaten. Bu girdiğim otopark alanından sonra 100-150 metre falan. Şurada eski bir ev var. Altından da su geçiyormuş ama şimdi kurumuş herhalde. Çünkü orada bir boşluk var. Gördüm ben. Su için, evet, su için bırakmışlar o boşluk. Neyse. Aha, korku filmi ağacı. O işletmenin dışında bir de içeride dün ben oturdum. Burada bir şeyler yedim. Bak şu karşıları gördün mü? Karşı. Hadi gidelim oraya da bakalım. Burada oturdum bir çay gözleme yapayım dedim. Yani iyiydi. Çay pet bardakla verdiler. Ben içemiyorum tabii. Pet bardakla. Küçük, ince belli. Değil mi? Gözlemesi de güzeldi. Yedim. Fiyatlarına gelince çay 5 lira, gözleme 15 lira arkadaşlar. Bakın şu manzaranın karşısında oturup da burada işte yiyip içmeden de gitmeyin ama. Serinliğe bak da. Yani bu tarzda yerler var arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim gözleme, çay gözleme yaptığım yerde kredi kartı geçmiyor, haberiniz olsun. Nakit, cash, tiko. Şelale 60 metre, bak gördün mü? Geldik. Bak çay da başlamışlar. Açılışa. Bak burada yüzekler var bak. Yine gelip burada masanızı akarsu üstündeki masada, sandalyede bir şeyler yiyip içebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Ayaklarınızı dinlendirebilirsiniz. Geldik neredeyse. Bir de şu aşağıdan göstereyim size. Şuradaki bir manzara var. Hop. Çok güzel değil mi ama? Küçük bir havuzumuz burada var arkadaşlar. Bak. Şurada da. Gel ayaklarını sok. Çocuğunu oynat. Bir şey yap. Şu masada da, şunlarda da otur. Bir şeyler ye iç. Dinlen. Şu yazın öğlen saatlerindeki olan o sıcağı at burada. Devam edelim. Hemen şelaleyi göstereceğim ben size. Bak. Şelale de burası. Geliyor. Geliyor. Hop. Geldi. İşte bu. Yaklaşık 4 metrelik bir derinliği varmış buranın. Atlamak falan yasak diyor da ben dün atlayanları gördüm burada. Atlayan vardı. Malın bir tanesi şurada. Bir tanesi şuraya kafayı vuruyor zaten de. Çok güzel. Şimdi suyun sıcaklığından bahsedeyim. Su soğuk. Evet. Su soğuk arkadaşlar. Ben o masa sandalyeye atılı ya. Bir 10 dakika kadar durursun. Ondan sonra yeter dersin. Sonra da ayaklarını çekmek istersin. Hani yüzmeye elverişli ama bak ben tekrar söylüyorum. Burası bildiğin gibi bir kalabalık değildi. Öyle böyle bir kalabalık yoktu. Erken saatlerde gel bak benim gibi. Yine de buraya senden daha önce gelmiş illa birileri çıkacaktır. Çok iyi ya. Ben şimdi
Şelale, hani bizim gördüğümüz şelaleleri bir hatırlayın. Diğer benim gezdiğim şelaleleri hatırlayın. Onlara nazaran hani şelale denmez, küçük bir akıntıdır bu ama muazzam bir görüntüsü var ve güzel de pazarlamışlar işin aslı. Tur otobüsü geliyor daha, ne diyeyim ben size. Şurada da çok fazla da çöp göremedim ama gene de atan eşekler var. Bak buralara pet şişekler atmışlar, bir şeyler maskelerini atmışlar. Hayır. Çevre videosunu çekiyorum da. Geç kaldım. Çöp atmışlar ya. Geç kaldım. Geç mi? Geç kaldım. Niye? Petlerine kadar atıyorlar, hep topladım. Ha, şunlar hep pislik oradan ya. Attıklar değil mi? İnsanlara öyle bir pislik var ya. Ayıptır, her tarafta da çöp var ya. Bak edersin yani, petlerini de atıyorlar oraya, git. Göm bir yere ya. Ne yaparsan yap değil mi? Kolay gelsin abi. Eyvallah. Evet, işletmeci de aşağıdaki dün konuşmuştum, o da bıkmış atılan çöplerden. Ya her tarafta çöp var, çöp. Atmayın. Atmayın. Bak şu izmaritinizi, maskenizi, o pet bardaklarınızı, eline attığınız çöp atmayın ya. Bak her tarafta çöp koymuş adamlar. Geç kaldık dedi. Demek ki, aa bak, burada da bir şelale, aynı şelalenin devamı. Öncesi daha doğrusu. Burası da çok güzelmiş. Dün ben buraya çıkmamıştım arkadaşlar. Hani bir göz gezdirmiştim sadece. Burası da güzelmiş. Burada yüzülür, bak burada da yüzülür. Derinliği fazla yok bunun. 1,5 metre var mı? Aşağı yukarı 1,5 metre filandır. Burada da yüzülür. Şurada da oturulur. Şu daha güzel sanki ya. Asıl şelale bu mu diyeceğim ama hani gerçek manada bir şelale değil benim gözümde de. Görüntülü hoş, serinliği güzel ama çok kalabalık. Evet. Harika. Şimdi buna benzer o kadar çok yer gördüm ki şu suyun böyle böyle yukarıdan aşağı 8-10 metre düşmesini bekliyordum ben. Olsun. Bu da bizi serinletmeye, görsel keyfini çıkarmamıza, görsel olarak bu görüntüden haz almamızı sağlıyor biliyor. Şu görüntü de yetiyor yani bize. Su temiz. Su temiz ama soğuk arkadaşlar, haberiniz olsun. Hani gireceğim, saatlerce yüzeceğim bilmem de yok, geç o işi. Girersin, yüzersin, çıkarsın, bir şeyler yer içersin, serinlersin, bir daha girer çıkarsın. Haberin olsun. Bundan ötesi de yok herhalde. Zaten az sonra damlar buranın ziyaretçilere başlarlar. Bak devamı da şurada gördüm ya. Hadi gelin bakalım. Devamına da bakalım. Burada yine kırmızı beyaz her zaman gördüğümüz karşımıza çıkan işaretlemeler var. Buradan devam etti herhalde adam. Oho. Devam ettikçe bir güzellik çıkıyor arkadaşlar. Şuna bak ya. Gelin Kama Şelalesi vardı, hatırladınız mı? Hatırlamayanlar için buraya koyarım, videonun üst kısmına tıklar izlersiniz. Gelin Kama Şelalesi'nin görüntüsü, Göklük Kayonu'nun görüntüsü var şu anda burada. Üst yoldan devam edebildiğiniz gibi suyun içerisinden de buradan da devam edebilirsiniz. Su burada bileğe geçmiyor yani, yürüyüş alanlarınız var gördüğünüz gibi. Güzel. Hop. Yüzmeye gelenler olmuş. Ne kadar erken çıkarsan çık. Senden önce gelen oluyor. Güzel.
Şu görüntünün güzelliğine bakın ya. Şimdi deniz kıyısı, sahil, koy bilmem ne güzel, tamam da arada bir güzel olur. Şöyle yerler hep güzel. Bu tarz yerler her zaman güzel. Çünkü hiçbiri birbirine benzemiyor. Ben bu sıra çıktığımdan beri gezdiğim, gördüğüm sahiller, plajlar, bükler, koylar, her neyse. Yani birbirinin aynısı, benzeri. Birinde taş var, birinde kum var, birinde bir şey var. Biri biraz daha büyük, biraz daha küçük, biri sığ. Ama en nihayetinde neredeyse hepsi aynı. Ama bu tarz yerler hiçbiri birbirine benzemiyor. Baktıkça bakasınız geliyor, gördükçe göresiniz geliyor. Artı serin. Serin. Bak buraya da atmışlar bir şeyler. Edep biraz, edep. Edep. Arkanızdan sövdürmeyin. Üstten yol devam ediyor, ona bakalım mı? Buradan gideriz. Üstten devam eden yol, yürüyüş yolu var burada. Bu yürüyüş yolu nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Buradan da su geçiyor. Nehir aşağımızda, sağımızda kaldı. Biraz da buradan devam edelim. İlla vardır bir devamı da. Sorsaydım az önce adamı ya. Şimdi burada kırmızı beyaz. Bunlar patikalar herhalde ya. Kırmızı beyaz böyle gösteriyor. Şu aradan da girişler var. Ha. Ya şuna bakar mısın? Yani o turların geldiği kadar da var aslında. Şelale tamam bir şeye benzemiyor da. Ha, benzemiyor dediğim öyle güldür güldür bir akan bir şelale beklentiniz olmasın burada. Ama şu kurtarıyor bu şelaleyi. Turgut şelalesini kurtaran işte bu. İyi ki dün geçmemişim bu taraflara. Bak beraber geliyor şimdi, gördün mü? Yol boyu devam ediyor sanki böyle bayağı bir. Gidelim. Dün aslında ben buraya gelen, ziyaret edip giden bir kişiye sormuştum. Bu şelalenin ötesi beresi var mı, neyi var neyi yok. Yok hocam dedi, işte oraya gidiyorlar, oturuyorlar. Bir şeyler yiyip içip iki yürüyüp geliyorlar dediydi. Ama bak, bilmediği neler varmış. Bu alanlar tamamı yürüyüş yolu şeklinde, patika şeklinde yapılmış. Bu gelen turistler, artık ziyaretçiler neyse. Bak. Dilek ağacı gibi pet bardakları koymuşlar buraya. Ya her tarafta bir patika ya. Çok güzel. Sudan uzaklaşmadık hala. İşte burada suyumuz. Yani Turgut Şelalesi'ne geldikten sonra yapacağınız bir diğer aktivite de bu olsun arkadaşlar. Nehir boyu, nehrin geldiği istikamette itibaren yürüyüş yapmak. Hem ayaklarınız serinler, hem sporunuzu yapmış olursunuz, hem görsel bir şölene tanıklık edersiniz. Yaklaşık olarak baktığım zaman neredeyse bir kilometre yürüdüm suyun içerisinde. Hop. Suyun akıntısı iyice azaldı arkadaşlar. Bu alanda da bir düzlük kısım görüyorum ben. Kamp atmaya müsait. Şurada da bir şeyle eşelenmiş de.
Ağacı sökmüşler lan. Neyse. O alanda bir çadırlık alan görüyorum ben. Akşam 8'de işletme kapanıyor. Bu tarafta bir şey olmaz o saatten sonra da kimse gelmez herhalde. Tahminen ben bu gördüğüm alan gibi birkaç alanda üst kısımlarda vardır. Hani kamp atmak isterseniz de bir yasak tabelası falan bir şey görmedim ben. İşletme sadece girişteki kısımdır. Buralar arkadaşlar bizim. İşletmenin değil. Buralar bizim. Hani bu tarafa geçiş yasağı bilmem ne öyle bir şey söz konusu değil. Bu şelalede, bu nehirde bizim. Hani izin istemenize gerek yok. Direkt vurun geçin. O sadece kendi otoparkından ve işletmesinden mesul. Haberiniz olsun. Geri dönüyorum ben arkadaşlar. Buradan ötesinde de görülecek, yapacak zannedersem bir şey yok. Olsa ben hissederdim biliyorsunuz. Ağzıma sinek kaçtı. Çok sinek var. Aşırı sinek var yalnız. Şuradan kaçayım ben. Suyun içinden. Şimdi suyun bittiği alan derken hani akıntının iyice azaldığı alanda zaten fark edersiniz yürürken yosunlamalar var. Bu yosunlamalar arttığında zaten akarsuyun daha ötesinde bir şey olmadığını hissediyorsun. Zaten patika falan da kalmamış oradan öteye. Hadi aşağı inelim artık. Bak bir de böyle bir şey buldum arkadaşlar. Şimdi bu ilk gördüğümüz alan vardı ya, masa sandalyenin atıldığı alan. O alandan karşıya geçtiğiniz zaman böyle buradan merdivenle çıkıp normal taş bir yol yapmışlar. Bu yoldan devam ederseniz de yine orman içerisinde harika bir yürüyüş yolu keşfedeceksiniz. Güzel yapmışlar ya. Bak zaten yazıyor burada yürüyüş yolu. Bak ilk şelale buradan yürüyüş yolu. Taştan güzel bir rotası olan yürüyüş yolu. O benim gittiğim son noktaya yakın bir yere kadar ilerliyor. Evet, o halde arkadaşlar bu güzel mekandan, bu güzel şelaleden, bu güzel alandan, ormanlık alandan hepinize çok çok selamlar olsun. Bana destek olmak isterseniz de videoları beğenip abone ol düğmesine basmanız yeterli. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.